Analiz hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 26 Temmuz günlerden Perşembe. Birazdan piyasa rakamlarını aktaracağız sizlere. Ancak gelişmeleri de, ekonomik gelişmeleri de bugün konuşacağız. Önemli konuklarımız da olacak. Önemli konumuz da yanımızda olacak. Değerli konuğumuz Spartako kurucu ortağı Taner Özarslan ve Ankara temsilcisi, 24 Ankara temsilcisi Melik Yiğitel birazdan Ankara stüdyomuzda olacak. Dış politika, siyaset ve ekonomiye dair buradaki haberleri tartışacağız. Ama önce rakamlara bakalım, nasıl kapattı piyasalar. Tabii borsa deyince akla biliyorsunuz düşerde çıkarda düşmüştü, yeniden çıktı. %3,5, 95.368, biliyorsunuz Ryan Brunson davası vardı. Ev hapsine alındı. Dolayısıyla bu haberle birlikte Amerika ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bu noktada normalleşebileceğine dair beklentiler ve birkaç altında başka nedenler de yatıyor tabii. Dolayısıyla piyasa biraz iyimser bir havaya büründü diyelim, öyle yorumlayalım. Ve hemen döviz tarafına geçeceğiz. Dolar biliyorsunuz Merkez Bankası faiz beklentisi vardı, artırma beklentisi, ancak artırmamıştı. Dolayısıyla bir 4.90'a yükselmişti. Tekrar 4.80'lerde, hatta 4.80'in altına gerilemişti. 4.79 seviyesini gördük. Euro da 5.66. Merkez Bankası Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı olacak. Dolayısıyla Euro'ya da bakacağız bu noktada. Türkiye'de ilgilendiren bir durum bu. Ve hemen altın tarafına geçeceğiz. Altın kaldı. 1220-1230 bandında takılı kaldı diyelim. Gram altın 190 civarında, bakalım altın 1250-70 civarına mı gidecek yoksa 1200'lere mi çekilecek, bunu izliyor olacağız. Petrol tarafına da bakacağız tabii, petrol bizi ilgilendiriyor özellikle akaryakıt açısından. 74 dolar civarında şu an ve son olarak faiz cephesine de bakacağız. Faizler %20.22 civarında işlemlerine devam ediyor. İşte faizleri de konuşacağız bugün ve enflasyonu, çünkü iş dünyasından da enflasyonla ilgili açıklamalar geldi. Hemen başlıklara bir göz atalım. Başlıklara baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika seyahatini görüyoruz. Buradan gelecek acaba nasıl sonuçlar olacak? İkili görüşmeler de olacak çünkü. Amerikalı Brunson'a ev hapsi. Tabii bu haberle beraber piyasalarda biraz rahatlama gördük. Ve Fitch'in ticaret savaşları Türkiye ekonomisine yarayacak raporu var. Daha doğrusu büyümesine bir katkı yaratabilir deniyor ama nasıl katkı yaratacak? Birazdan Taner Bey ile konuşacağız. Özetlere bakalım. Bedelli askerlik düzenlemesinde bulunduğu torba yasa, torba kanun teklifi meclisten geçti. İçeriğini birazdan Melik Yiğitel'e soracağız. Terörle mücadelede güvenlik güçlerinin elini kuvvetlendirecek yeni tedbirler getirmişti teklif. Meclisten geçti, yasalaştı. 3 yıl yürürlükte kalacak. Bu arada CHP'de muhalifler gerekli imzaya ulaştıklarını açıkladılar. Burada bir kurultay beklentisi var. CHP lideri konuştu. Genel merkez yerinde duruyor, topladılarsa getirsinler ifadesine yer verdi. Bu arada komşu Yunanistan biliyorsunuz yangınla boğuşuyordu. Atina'nın yaklaşık 20 kilometre doğusunda Penteli ve Rafina bölgelerinde başlamıştı orman yangını. En büyük felaketlerden biri olarak Yunanistan tarihine geçti. 81 kişi hayatını kaybetti. 200'e yakın yaralı var. Bu arada Donald Trump Beyaz Saray'da Avrupa Birliği Komisyonu Juncker'la görüştü. Ana gündem tabii ticaret savaşları ve Trump'ın yükselttiği gümrük vergileriydi. Bununla ilgili bir uzlaşmaya varıldı. Detaylar neler? Birazdan. Evet, tekrar günaydın diyelim. Taner Özarslan da yanımızda. Günaydın Taner, günaydın. Hoş geldin. Şimdi Melik Yiğitel'e bir dönelim. Melik Yiğitel, günaydın. Günaydın, merhabalar. Evet, Taner Özarslan var yanımızda bugün. Spartako kurucu ortağı. Piyasaları da konuşacağız birazdan. Önce aslında birkaç başlık vermiştim girişte. İşte bir Merkez Bankası'nın kararı, Fitch. Enflasyonla ilgili TÜSİAD Başkanı'nın bir açıklaması var. İşte tepe noktasını gördü. 15 nokta kaçtı? 15.8 civardaydı galiba. 15.36. 36. Hani bunun daha üstü olmaması lazım demişti. Şimdi bunların hepsini yorumlatmak istiyorum biraz sana ama önce bu biliyorsun torba yasa kanun teklifi geçti komisyondan, daha doğrusu genel kuruldan, meclis genel kurulundan. Onu biraz açmak istiyoruz Melik Yiğitel. Düzenlemede neler yer alıyordu? Detaylar nasıldı? Şimdi bu özellikle sağlık çalışanlarıyla ilgili bir yıpranma hakkı tanınmıştı. Onu hatırlıyorum. Hem de tam bir doktorun dayak yediği, daha doğrusu darp uğradığı zamandı diyelim. Ama içerikte neler gözüne çarptı? Öyle sorayım.
Zeliha, bunun dışında önemli şeyler var. Mesela eczacı ve hemşireler için 360 gün için 60 gün fiili hizmet zammı uygulanacak. Uluslararası Sağlık Hizmetleri ünvanlı bir anonim şirket kurulacak ve burada özellikle Türkiye'nin sağlık alanındaki başarılarını uluslararası alana pazarlanması noktasında bir işlev görecek. Bu çok önemli. Çünkü biliyorsunuz son dönemlerde bunu daha önce Recep Aktaş Sağlık Bakanı İlke'den açıklamıştı. Türkiye'nin sağlık politikasını herkesin merak etti. Hatta Türkiye'ye son dönemde bir sağlık turizminin arttığını söylemişti. Bunu uluslararası alana taşımak için uluslararası bir sağlık hizmeti anonim şirketi. Kanal İstanbul'la ilgili önemli bir nokta var. Yap işlet devret modeli kapsamına alındı. Dediğiniz gibi yıprama payı getirdi şeylere, hekimlere. Spor Toto Teşkilatı ile ilgili bir düzenleme var ve tabii bu torba yasadaki en önemli başlık kuşkusuz bedelli askerlik. O da bu torba yasanın içindeydi. En çok beklenen yasaydı. Geçti. Şimdi resmi gazetede yayınlandıktan sonra da yürürlüğe girecek ve artık bedelli askerlik için başvurular olacak. Orada son anda bir rotuş yapıldı gece. O önemli. Belki onu aktarmakta fayda var. Bir gün öne çekildi. Yani 31 Aralık yerine 1 Ocak dendi. Dolayısıyla bir günle kaçıranlar bu kapsama alındı. Bu önemliydi. Çünkü buna dair çok talep vardı. 31 Aralık yaptığınızda işte 1 Ocak doğumlar faydalanamıyor. Hatta 6-7 saatle kaçırdık diyenler vardı. O yüzden de hani bunu 1 Ocak'a çektiler. O önemli. Ve meclis tatile girdi. Belki onu aktarmakta fayda var. 1 Ekim'e kadar artık meclis tatilde. Milletvekilleri biraz tatil yapacak. O arada partilerin kongreleri var. 1 Ekim'de yeni yasama dönemi yeniden başlayacak. Şimdi Amerikalı Brunson, papaz, rahip. Ev hapsine alındı. Şimdi piyasalara da etkisi rahip var tabii ama olayın siyasi ayağını da sormakta fayda var. Şimdi bunu biz nasıl okuyacağız? Özellikle FETÖ'cü terör örgütünün başını isterken hani papazı verin, papazı alın. Buraya doğru gider mi acaba? Bunun öncü göstergesi midir diye kafamızda böyle bir soru oluştu açıkçası. Melek Yiğiten, ne dersin? Şimdi hukuken uluslararası hukuk anlamda tanımlanmış bir durum var. Onun dışında da iki ülke arasında suçların iadesi meselesi var. Yani iki ülke bunun altına imza koymuş. Dolayısıyla Türkiye'nin FETÖ'yü isteme hakkı hukuken olduğu için bunu söylüyor. Ve Amerikalılara da hani siz nasıl bu konuda kolaylık istiyorsanız, bizim ülkemizde suç işlemesine rağmen böyle bir kolaylık istiyorsanız Rahip Brunson, siz de aynı kolaylığı sağlayın deniyor başından beri. Fakat bu bir takas meselesi anlamında değil. Hukuken yardımcı olmak anlamında söylenen bir şeydi. Dünkü karar Amerika yönetimini kesmedi. Önce onu söyleyelim. Yani Amerikan Dışişleri Bakanı bu karardan memnun olmadıklarını söylediler. Beklediğimiz tahliyeydi dedi. Burada bir ev hapsi kararı alındı. Şimdi burada Rahip'le ilgili iddialar ciddi sevgili Zeliha Saraç. Uzun süredir de tartışılıyor. Yani telefon trafiği ve e-mail numaralarından FETÖ'nün önemli isimleriyle çok yoğun bir trafik olduğu, bir takım maillerde işte darbeyi ima eden bir takım cümleler kurduğu ve aslında burada sadece bir Hristiyanlık misyonerliği üstlenmediği İzmir'de. Çünkü biliyorsunuz İzmir'de bir misyoner olarak bulunuyor. Onun dışında da bir takım faaliyetlere, yani FETÖ organize edecek eden bir takım işlerin içine girdiğine dair çok somut veriler var. Şimdi buna rağmen Amerika başından beri bastırıyor. Diyor ki işte bunların hiçbiri ciddi suç değil, bize verin. Türkiye'de diyor ki sizde nasıl hukuk varsa bizde de öyle hukuk var. Sizde nasıl bir yargılamaya dair esaslar varsa bizde de aynısı var. Dolayısıyla biz size her söylediğimizde siz nasıl yargı bağımsız biz müdahale edemeyiz diyorsanız bizde de aynı şey geçerli. Hem Trump-Erdoğan görüşmesinde ama özellikle Tillerson-Çavuşoğlu görüşmesinde çok
enine boyuna konuşulmuştu Ankara'da. Ankara Palas'taki 3 saatlik görüşmede çok net ifadeler kullanmıştı Sayın Çavuşoğlu. Hatta biz onunla Paris'te bir toplantıya giderken Sayın Bakan'la orada birebir anlattı. Dedi ki yani ben Tillerson'a dedim ki ya bu ülkede hani yargı bağımsız. Bizde yargıya talimat vermek diye bir şey yok. Yani siz bize diyorsunuz ki söyleyin bu adam bırakılsın. Yani söyleyin bu adam bırakılsın diye bir durum ve işleyiş bizde yok ki. Yani biz bir savcıya da hakime bunu bırakın dediğimizde bırakılması diye söz konusu değil. Hukuk var, yargı var. Bu yargılama süreçlerini bekleyin. Ama bu yargılama süreçlerinde bunu kolaylaştıracak bir takım belge ve bilgiler de eğer sunmak istiyorsanız biz de buna hazırız. Nasıl ki biz FETÖ konusunda size ciddi anlamda bilgi belge dışişleri kanalıyla Adalet Bakanlığı'ndan alıp dışişleri kanalıyla size iletiyorsak ve diyorsak ki FETÖ bütün bu suçları işlemiş, o yüzden iadesini istiyoruz. Kendi hukuk mecrasında uluslararası sözleşmelere uygun bu süreç nasıl işliyorsa burada da öyle işler. Şimdi dolayısıyla durum da burada da tam da böyle. Yani uluslararası hukuk, suçların iadesi meselesi ve uluslararası sözleşmelere uygun bir süreç işliyor. Hem Sayın Erdoğan'ın hem de Türkiye'deki siyasilerin ısrarla altını çizdiği mesele budur. Yani burada biz rahip konusunda hukuki anlamda bu süreci nasıl hızlandırıyorsak ve önemli üzerinde duruyorsak FETÖ konusunda da sizden aynı şeyi bekliyoruz. Neden bu deniyor? Çünkü gönderilen dosyalar ve belgeler Türkiye'den sevgili Zeliha Saraç tam 2 yıldır Amerikan Adalet Bakanlığı'nda bekletiliyor. Bu çok enteresan bir durum. Yani alıp yargıya iletilmiyor. İlgili mahkemeye, savcıya iletilmiyor. Bunlar dışişleri kanalıyla bize geldi. Türkiye'den bir takım belgeler, bilgiler buraya kondu ve deniyor ki bize bu FETÖ Türkiye'deki 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin bir numaralı sanığıdır, organizatörüdür. Şu dosyaları, belgeleri inceleyin bir bakın ne oluyor. Sorusunu sormadı, o dosyaları ve belgeleri 2 yıldır depoda bekletiyor. Şimdi bu Türkiye'yi rahatsız eden bir durum ve her seferinde de söylenen bu. Yani madem öyle siz de orada bir kolaylık sağlayın, biz de burada süreci hızlandıralım diye. Ve dün ev hapsine karar verildi bu yargılama süreci devam ederken. Dolayısıyla yargıyı bekleyecek Amerika. Doğru. Şimdi bir de tabii bu haberle birlikte piyasa bazı şeyleri farklı algılar. Değil mi? Algılamak istediği beklentileri vardır. Bu haberle beraber işte borsada bir %3'lük üzerinde bir prim gördük. Dolar işte 4.80'e çekildi. Nasıl algıladı bu haberi acaba? Yani Brunson'un ev hapsi meselesini. Ciddiye alıyor anladığım kadarıyla. Tabii Amerika ile ilişkiler son dönemde oldukça bozulmuştu. Bu ilişkilerin tekrar düzelmesi açısından olumlu diye algılandı. Ve bu algılama sonuçta Amerika Türkiye'ye en fazla fon akımı gerçekleştiren ülkelerin başında geliyor. Özellikle portföy yatırımları açısından baktığımızda. Bu özellikle cari açığın fonlanması veya işte Türkiye'ye yeni kaynak girişi, belki sabit sermaye yatırımları gibi birçok şeyi tetikleyebilir mi? Tekrar ilişkiler düzelebilir mi? Beklentisini satın almasaydı borsanın yaptığı. Şimdi bir de tabii merkezin kararını da konuşacağız ve Avrupa Merkez Bankası da sormak istiyorum. Temmuz ayı gibi, 2019 Haziran Temmuz gibi faiz artışı gelebilir diye yorumlar vardı Avrupa için konuşuyorum. Ama şimdi Aralık'ta mı acaba olur diyorlar bir sene sonra, yani hatta 1,5 sene sonra. Bizi etkiliyor. Biraz etkilerinden de istersen bahset hani izleyiciler açısından. Bir de bizim Merkez Bankası kararı sonrası sen piyasada ne bekliyorsun? Enflasyon üzerindeki etkini bekliyorsun? Yeni yol haritası nasıl olmalı mesela, onu da konuşalım. Ama önce Avrupa Merkez Bankası etkisinden de bahsetsek bugünkü şimdi, toplantıda. Avrupa Merkez Bankası parasal genişlemelerini azaltmakla beraber devam ettiriyor. Ve geçen ay yaptığı toplantıda şunu söyledi. Parasal genişlemelerini bitireceğim. Ancak ben önümüzdeki senenin yarısından itibaren şu andaki planım o. Faiz arttırımlarına başlayacağım. Yani Fed'in yaptığını yapacak. Evet, aynen öyle. İlk önce dilimi kesiyor. Sonra faizi arttırıyor. Sonra belki gelecekte tekrar bilançoyu küçültecek. Ama şu anda yaptığı ben önümüzdeki sene 2019'un Haziran'ına kadar faizle ilgili bir şey konuşmayacağım demiş oldu. Her ne kadar bugünkü toplantı yine faiz konusu değerlendirilecek de olsa buna benzer bir şey çıkacak. Burada Draghi'nin açıklamaları daha önemli oluyor. Yine 2,5'ta
konuşacak. Oradan satır aralarından acaba faizlerle ilgili bir şey söylendi mi? Veya işte büyümenin etkileri acaba faizi arttırımını öne çekebilir mi diye bir şeyler aranacak. Peki faiz arttırımı Amerika'nın mesela bizi tabii tüm dünyaya olduğu gibi bizi de gördüğün gibi etkiliyor. Faizlerimiz yükseliyor vesaire. Biraz istihsal durumlarda var ayrı bir konu ama onda etki var yani Amerikan etkisi ve doları görüyoruz. Avrupa böyle bir şeye niyetlendiğini gösterdiği takdirde bizde ne olur yansıması? Çünkü hem enflasyonla mücadele edeceğiz hem yüksek faiz çok istemiyoruz. Aynı şekilde döviz. Döviz sadece dolardan ibaret değil. Euro da var ki ihracatı Avrupa yaptığını düşünürsen sana ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir sinyal çıkarsa bizde nasıl bir etki yaşarız? Tabii faiz arttırımları dünya genelinde devam ederse Türkiye gibi gelişen ülkeler döviz bazında, yani ben TL tarafını yan tarafa koyuyorum ama bizim Eurobondlarımıza bakıyorum. Bu tarafta bir baskı unsuru ortaya koyabilir. Ama risk primimiz düşerse, ki işte 3 puana yakın bir risk primi var Türkiye'nin şu anda, 300 bas puan deniyor. Yani bizim mevduat veya işte 30 yıllık bonomuz kaçsa, örneğin 9, burada 3 puan aşağı çektiğinizde, yani ben bunu garanti ediyorum diyorsanız 6 puan net kalıyor size. Hı hı. Şimdi Amerikan bonosuna bakıyorsunuz, o 3 puan şu anda. 3 ile 6 arasında reel 3 puan kazanma fırsatınız var Türkiye'de. Yatırımcı buna yatırım yapıp yapmayacağına göre karar veriyor. Ama Amerika'da faizler yüksek. Şimdi şeylerin bonolarına bakıyoruz. Almanya'nın vesairenin, bunların eksi bonoları. Hı. Yani getirisi faizleri yok. Bir de yani tam tersi eksi. Evet. Getiri vereceğim size diyor. Düşüreceğim diyor. Siz Avrupa'ya düşüreceğim diyor. Evet, mevduat yatırdığınızda paranız eksiliyor. Yani 100 bin dolar yatırın yani? Aşağı geliyor paranız. 99 çünkü, bin geri al yani. Aynen mesela. Öyle oluyor. Çünkü çok para var zaten diyor. Bunu siz bankalarda tutmayın diyor. Sanayiye yatırın, hizmet sektörüne yatırın. Yani reel ekonomiye kaydırın. Çünkü bizim ekonomimiz çok yavaşladı. Biz bunu hızlandırmak istiyoruz dedi Avrupa. Birçok sebebi vardı. İşte sadece kuvvetli ülkeler değil, zayıf ülkelerinin etkisinden kaynaklanan işte İtalya'sı, Yunanistan'ı, Portekiz'i, İspanya'sı derken bunların ekonomilerinin Avrupa Birliği'ne zarar vermemesi açısından böyle bir parasal genişlemeye gittiler. Ve enflasyon da üretmiyor. Yani ilginçtir. Bu kadar para basıyorsunuz. Enflasyon üretmiyor. Bu nasıl oluyor Allah aşkına? Aslında bir kısmını sterilize ediyor. Yani parayı yani veriyor, geri alıyor tekrar bir taraftan. Bir taraftan da o kadar demek ki boşluk var ki doldurulması gereken. Evet. Ve fiyatlar o kadar aşırı yüksek ki dünya ölçeğine göre fiyatların daha artması için bir eğilim ortaya koyulmuyor. Burada Çin etkisi önemli. Çin'in çok güçlü bir ithalat, ihracatı var Avrupa tarafına. Bununla beraber Avrupa'da iş gücü maliyetleri çok yüksek ve daha fazla yükselmesi için çok sebep görülmüyor dünyayla kıyaslandığında. O yüzden yani hem yapısal hem parasal iki sebepten dolayı çok da böyle bir artış olmuyor ama bu olmayacağı anlamına da gelmiyor. Eninde sonunda enflasyon doğurucu bir etkendir bu. Özellikle gelişmiş olan ülkeler tarafına baktığımızda Avrupa Birliği'nde. Onlar da bunu izliyorlar. Yani bunun sürdürülemez olduğunu biliyorlar. Muhtemelen önümüzdeki sene de buraya gidecek. Ama bu Türkiye gibi ülkeleri yani böyle birebir etkiler anlamına gelmeyecek. Çünkü işte Türkiye ciddi anlamda döviz kuru çok hızlı ilerledi. İşte dolar TL çok hızlı bir prim yaptı. 2013'te 1.70'teki kur bugün 5'lere yaklaştı. O yüzden yani hem de faizimiz işte 4'lerdeydi. 2013'te 4.5'tu tahvil faizimiz. Bugün 20'lerin üzerine çıktı. Yani biz zaten yeteri kadar gelişen ülkelerin o negatif atmosferinden en negatif etkilenen ülke olduğumuz için daha kötü olacağı anlamına gelmez Avrupa'da veya Amerika'da faizlerin artması. Biz kendi ev ödemimizi düzgün yapmamız gerekecek aslında. Ne yapmalıyız? Yani şimdi Berat Albayrak, Bakan Albayrak işte ekonomistlerle bir araya geldi, dünyasıyla bir araya geldi ve hani durum nedir, konu nedir, tespit nedir iş adamlarından da öğrendim. Daha doğrusu genel sorunlar ne? Şimdi baktığında iş dünyası ne diyor? Yüksek faiz istemiyoruz diyor. Yatırım ortamını bozuyor diyor. Enflasyonla bağdaştırıyor. Haklılar. Tasarruf eğilimlerini bozuyor diyor. TÜSİAD Başkanı söylediği gibi. Enflasyonla mücadele etmeliyiz. Tepe noktasına geldik ama bu da çözülemeyecek bir sorun değil diyor iş dünyası. Gördüğümüz o. Yol haritasında şimdi önümüzdeki süreçte herhalde bir şekilde yavaş yavaş aktarılacak. Öğreneceğiz.
hem iç dünyası hem vatandaşlar hem biz basın. Neler yapılmalı konusu önemli. Çünkü hep hani yapısal reform dedik, içi boş kaldı vesaire zamanında. Şimdi burada daha radikal bir şeyler mi bekleyebiliriz? Yeni sistem çünkü bu. Yani sistem de değiştiği için, hani daha hızlı olacak dendiği için acaba görebilir miyiz bunun etkisini, ne dersin? Yani siz ne bekliyorsunuz? Bana göre iş hayatında da bir iş yaparken en önemli kriter güvendir. Siz güveni sağlarsanız ticaret partnerleriniz genişler, insanlar size kredi açarlar veya size mal verirler. Siz de onları ham madde olarak kullanıp satarsınız veya işte işleyip satarsınız. Ama ilk önce güven önemlidir. Size güvenmesi lazım, bankanın güvenmesi lazım, ticari tarafta işte partnerlerin güvenmesi lazım. Bir güven. Şimdi Türkiye bir kere hem yurt içi yatırımcısına hem yurt dışı yatırımcılara bir güven tablosu ortaya koyması gerekiyor. Birinci kriter bu. Bu güven nedir? Kendimizi daha iyi anlatacağız. İşte G20 zirvesinden sonra kurda çok ciddi bir aşağı doğru evet. hareket başlamıştı. Evet. Demek ki orada doğru bir şeyler yapılmış. Demek ki mesaj ufak ufak aktarılmaya başlanmış ve doğru da bir sonuç ortaya çıkmış gibi göründü. Çok kısa vadede de olsa Merkez Bankası kararı bunu etkiledi ama biz bir kere yerli yatırımcıyı iç tarafta ikna etmemiz lazım. Neye ikna etmemiz lazım? Bak, Türkiye'de faizler %20'lerin üzerinde. Tahvil faizleri veya işte mevduat faizleri 18-19'larda. Bırak dolarda durmayı, çünkü dolar aşağıya da gelebilir. Ama bu kadar yüksek TL faizinden gel yararlan diyerek yurt içi yatırımcının dolarını bir miktar daha azaltıp TL'ye geçmesini sağlama birinci işlemdir. İkincisi, yine yurt içi yatırımcının yeni yatırım yapmasına teşvik edici gelecekle ilgili. Şimdi bu faizlerle yatırım yapmak çok zor. Yani dolar faizleri onların üzerinde, TL faizler %25'ler civarında. Burada yeni yatırım ancak kamunun yapabileceği yatırımlar vardır. Özel sektörün işletme sermayesi dışarısında çok fazla krediye yatırım amacıyla gideceğini zannetmiyorum bu faizlerle. Veya rotatif gidebilirler. Ona da çok fazla uzun vadeli yatırımlara girmezler. Yani uzun vadeli faizler şu anda dolar bazında da TL bazında da yatırım yapılabilir imkanın çok dışında. O yüzden bu faizlerin kesin bir kere düşmesi lazım. Peki burada kaynak nerede? TL tarafta kaynak yok. Şimdi TL'de kredi bölü mevduat rakamına bakıyoruz. %160'lara geldi. Dolar tarafına geçmeniz lazım. Dolarda bu kadar yüksek faizle de yatırım yapmıyorlar veya korkuyorlar. Demek ki yabancı yatırımcıya bakacağız. Yabancı yatırımcının buraya portföy yatırımı veya kredi olarak daha fazla kaynak aktarmasını sağlamamız gerekiyor. Peki bunu nasıl ikna edeceğiz? Nasıl güven vereceğiz? Yabancı şuna bakıyor. Sen bir kere diyor, döviz kurunda nasıl bir oynaklık öngörüyorsun gelecekte? Yani senin politikaların dövizi hareketlendirir mi veya aşağıya doğru çeker mi? Tekrar burada o zaman mali disipline gidiyoruz. Biz mali disiplinimizi sağlayabilirsek, mali disiplin sonucunda tahvil tarafında ihalelere itfalardan daha az geçmişte yaptığımız gibi gidebilirsek. Öyle bir karar da var, amaç da var. Zaten. Amaç, yani 100 liralık bugün ihale yapılıyor ama geriye dönecek para örneğin 120 lira. Hı hı. Yani ben daha az borçlanmaya gidiyorum. Bunu yapabilmeniz de sadece ve sadece mali disiplinle. Yani bütçe tarafında gelirleri arttırıcı, giderleri azaltıcı önlemler uygulayarak. Ufak ufak geliyor galiba bunun şeyler, işte kamu maliyesi de, işte kamunun tasarrufu vesaire. Görüyoruz yavaş yavaş, bakalım. Evet, yani burada sadeleşmeler olabilirse özellikle Cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra bir miktar eşgüdüm daha hızlı hareket edebilirse hiç değilse harcama tarafında bir disiplin elde edilebilir. Ama geliri de arttırıcı önlemler, yeni kaynaklar bulunması evet. gerekecek. Yabancı yatırımcı ikna edeceksiniz. İşin özü o. Ben buradan hemen Afrika ziyaretine geleceğim. Melek Yiğiter, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyareti. Afrika'ya ayrı bir önem veriyor zaten. Biliyoruz biz bunu hep. Ki Afrika dünya içinde acayip bir pazar. Çin de mesela Afrika'da çok eskiden beri orada, hatta bizden daha etkili adamlar. Bu ziyaret önemli. Burada bir de ziyaret öncesi bu İran'a yönelik yaptırım talebine de tepkisi var. Çünkü Amerika oradan da bastırıyor ki Taner Bey birazdan soracağım o işi de. Çünkü heyet falan geldi Amerika'dan bu İran yaptırımlarıyla ilgili falan. Burada değişik bir duruma doğru mu sokacaklar Türkiye'yi, meraktayız. Dolayısıyla bu iki konuyu biraz da açalım. Gerçi Mustafa Kartoğlu Afrika'ya seyahatte, o da gözlemlerini aktaracaktır muhakkak bize ama yine de burada ikili görüşmelerde
ne çıkabilir? Putin'le galiba bir araya gelecekler, yanlış okumadıysam Melik Yitel. Doğru mu gördüm? Doğru. Şimdi şöyle, Afrika'da Johannesburg'daki bir toplantı ağırlıklı bir ekonomi toplantısı. O toplantının içinde Çin de var. Dediğiniz gibi Afrika'ya ilgisi bu toplantının taraflarından biri zaten Çin. Rusya bu toplantının taraflarından biri. Fakat bu ekonomi meselesinin dışında işin bir başka boyutu da Erdoğan-Putin arasındaki özel görüşme. O tümüyle Suriye odaklı bir görüşme, Suriye meselesi. Suriye'nin sorunlu bölgelerine dair hala bir çözüm bulunabilmiş değil. Bugüne kadar hep öneriler palyatif, işte pansuman tedavisini öngören bir takım önerilerdi. Fakat Türkiye diyor ki burada kalıcı bir çözüm artık gerekiyor. Ve burada çok hani istekli, planlı proje sunarak yaptığınızda da bu oluyor. Biz işte Afrin'de becerdik bunu, Cerablus'ta becerdik bunu. Pekala, diğer bölgelerde de bir işbirliği yaparak, başta Tel Rifat olmak üzere, o bölgelerde bir istikrar sağlayarak bunu yapabiliriz. Hayat orada normalleştikçe terör ortadan kalkar ve göç kesilir diyor. Yani mesele sadece IŞİD'i geriletmek değil, orada hayatı da normalleştirmek gerekiyor. İşte konut yapmaksa konut yapmak, ihtiyaçları gidermekse ihtiyaçları gidermek. Hayat orada normalleştikçe şiddet biter ve göçler tersine bir göç başlar. Yani bugün Türkiye'de olanların bir kısmı bile geri döner, Avrupa'da bu beladan kurtulmuş olur diyor. Mantıklı mı? Son derece mantıklı. Çünkü Cerablus'ta Türkiye bunu yapmaya başladığı anda boş olan Cerablus, yani bomboş bir yer düşünün. Bir anda 150-200 bin kişi oraya geri döndü. Çünkü yapılmış evler, yollar var, elektriği var, suyu var. Hayat normale döndü. Afrin'de de Türkiye'ye dönük ciddi bir göç olmadı. O anlamda da dikkatinizi çekmek isterim. Çünkü orada da hayat normale döndükçe göç olmuyor. Türkiye bunu Suriye ile konuşmak istiyor ve bunu kalıcı hale getirmek istiyor. Bir partnerlik ilişkisi üzerinden devam eden bu süreci artık projelendirip sonuçlandırmak gerektiğine inanıyor. O yüzden de Putin-Erdoğan görüşmesinin temel noktasını bu oluşturuyor. İran meselesi çok ciddi bir sorun sevgili Zeliha Saraç. Amerika'nın yapmaya çalıştığı şey İran'ı çerçevelemek ve onu bir hedefe oturtmak. Yani bir yandan Suriye üzerinden şöyle bir yay çizerek İran'ı ablukaya alıyor. Diğer taraftan Körfez ülkeleri üzerinden sürekli onu hedefe koyuyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler üzerinden. Var olan ilişkiler, Mısır üzerinden ilişki olan az ilişki bile kesmeye çalışıyor. İsrail üzerinden sürekli tacizde bulunuyor. Bir tek Türkiye buna evet demiyor. Yani Türkiye'yi de İran'a karşı ikna etmeye çalışıyor Amerika. Bir izole ederek aslında İran'a artık diz çöktürmek istiyor. Onlar da bunun farkında. Ruhani siz şeytansınız diye cevap verdi zaten. Biz de şeytana diz çökmeyiz dedi. Gelelim bu noktada. Şimdi Türkiye'de ne isteniyor? Türkiye'ye diyorlar ki İran'ı işte hedefe koyduk, bir takım yaptırımlar, ilave yaptırımlar devreye girecek. Çünkü İran'ın mevcut rejimi tehdit. Biliyorsunuz Trump bir basın toplantısı çok net bir şekilde dünyadaki en tehlikeli terörist devlettir ifadesi kullanmıştı İran için. Gelen Pompeo da ondan farklı düşünmüyor. İran konusunda çok sert bir isim. Dolayısıyla İran'ı ciddi anlamda yaptırımlarla çökertmek istiyor Amerika. Türkiye'de de buna benzer üstü örtülü bir takım talepler geliyor. Fakat korkarım yakın zamanda o talepler artık doğrudan talepler haline gelecek. Dün Sayın Erdoğan'ın buna cevabı da aslında bunun işareti. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı çok net iki şey söyledi. Bir tanesi dedi ki bizim aramızdaki o ticari ilişki meselesi, yani doğal gaz meselesi. İran'la böyle bir ilişkimiz var ve ben ülkemi neyle ısıtacağım? Bu konuda bilgileri var mı diye. Çünkü ciddi bir doğal gaz alımı var İran üzerinden Türkiye'ye. Bu ısıtmanın ötesinde Türkiye'de sanayi de çökertecek bir durum. Birincisi buna Türkiye ikna, teknik olarak imkan ikna olmasına ihtimal ve imkan yok. İkincisi de dış politika felsefesi açısından bir sorun var. Bağımsız bir ülke
bağımsız bir ülke gibi davranır. Sayın Erdoğan'ın dünkü cümlesi aslında işin özü de bu. Yani biz stratejik ortaklarımızla ki İran'ı stratejik ortak olarak sayıyor. Özellikle bölgede biliyorsunuz Suriye meselesinin çözüm ortağı Suriye'de. İran'da çözüm ortaklarından biri. Suriye, İran, Türkiye ve Rusya Suriye'de çözüm ortakları ve bu stratejik işbirliğinde dünyaya ilan etmişler. O yüzden de diyor ki Sayın Erdoğan dün söylediği şey bağımsız ülke bağımsız karar verir. Dolayısıyla biz bir bağımsız ülke gibi davranacağız dedi. O yüzden de Amerika'ya İran'a dair söyleyeceğiniz her şeyi şartsız, amasız, fakatsız, lakinsiz yapacağız demeyiz dedi. Şu anda iş bu noktada. Şimdi hemen o zaman Taner'e döneceğim ben. Şimdi burada bir onu da okumak istiyorum. Türkiye, daha doğrusu Amerika'nın bu P5 artı bir anlaşmasından çıkması sonrası Avrupa biz bu anlaşmaya uyacağız dedi. İşte Türkiye'de özellikle Çavuşoğlu'nun açıklaması vardı. Biz oradan işte doğalgaz falan alıyoruz Azerbaycan'dan ve diğer yerlerden. Buradan alamazsak nereden alacağız başka dedi. Sert çıktı ki biraz önce Melek Gültey'in bahsettiği olayın siyasi boyutu da var. Ama bir de ekonomi boyutu var. Şimdi Avrupa'da tabii hayır uymayacağız, biz bu anlaşmaya sadık kalacağız, yaptırımlarınızı yani İran'la iş yapacağız demelerine rağmen Amerika kanadında şirketlere bir baskı var. Cezalar, mezalar, bir korku da var tabii. Hani Amerika patronu olduğu için orada hani çekinceler de var. Hatta işte biliyorsun anlaşmalar falan iptal oldu uçak şirketleriyle İran arasında. Dolayısıyla sen ne beklersin? Gerçekten şimdi İran meselesi bizim önümüzdeki süreçte başımıza iş açar mı? İş açar mıdan kastım şu. Enerjiyi oradan alıyoruz. Hani oldu, çok ciddi bir Amerika geldi, çok ciddi bir baskılama yaptı vesaire. Başka koldan girmeye kalktı. Öyle bir durumda Türkiye çok etkilenir mi dersin? Tabii enerji maliyetlerimiz yükselir. Çünkü Rusya'nın enerjideki payı çok yüksekti. İran ve Azerbaycan'la beraber azaldı oradaki payları. Ve daha iyi anlaşmalar yapıldı, daha ucuza anlaşmalar yapıldı. İran'ın durumundan dolayı çok daha düşük maliyetlere geçmek zorunda kaldı. Türkiye açısından olumsuz. Yani enerji maliyetlerinin yükselmesi açısından olumsuz. Biz yapar mıyız acaba öyle bir şey ama yani? İran'la ne ilişkilerimizi bozalım? Çok inanılmaz bir ilişkimiz yok tabii. Evet. Ama ne olursa olsun. Enerji alıyoruz işte. İran'da yaptırımlar kalktıktan sonra biz daha gidene kadar Avrupa orada çoktan gitmiş anlaşmalar yapmıştı. Yani Avrupa için de önemli bir partner orası. Doğru. Pazar açısından. Dolayısıyla yani topyekun bir Avrupa ile beraber mi hareket etmek lazım Amerika karşı, bilemedim. Yani sonuçta yaptırımların tabii Kasım galiba devreye girmesi bekleniyor. Oraya kadar daha netleşecektir yapının nasıl olacağı. Belki bazı şeyler içeriye alınır veya dışarıya çıkartılır ama ben hani Türkiye şu anda Amerika ile tekrar müzakereler yenilenirken ve iyileşirken böyle çok da Amerika'nın karşıtında bir durum ortaya koyacağını zannetmiyorum. Bir diplomasiyle muhtemelen orada yeni bir yol haritası çizilecektir. Türkiye'de kendisine göre benim de bu işten bu kadar zararım olacak diyecektir. Bunu geçmişte de Amerika'nın Türkiye'nin bölgesindeki bazı isteklerin sırasındayken yaptık. Veya işte Avrupa ile nasıl mülteci görüşmelerinde belirli bir yardımı taahhüt ediyorsak burada bazı pazarlıklar olabilir veya Amerika ile ticari ilişkilerimizde yeni bir nokta gelebilir. Orada da bir baskı var. Özellikle bazı sektörlerde alüminyum, demir, çelik gibi. Yani bunlar müzakere ve diplomasiyle olacaktır ama Türkiye ben bu işten sen bunu söylüyorsan bu kadar zarar edeceğim diyecektir. Ve bunun karşılığında da mutlaka karşılığında bir şey isteyecektir veya bu zararın telafisini isteyecektir. Yani evet, bizimle ilgili bir durum değil sonuçta. Şimdi burada Trump ve Yankır'ın görüşmesi vardı biliyorsun. Araba hariç, otomotiv daha doğrusu hariç, endüstriyel ürünlere yönelik tarifeler ve sübvansiyonları sıfırlamaya çalışmak konusunda anlaşma sağladık açıklaması geldi. Fitch'in bir açıklaması var. Bu ticari savaşların Türkiye etkisi pozitif olabilir büyümeye. %1'e yakın bir etki yaratabilir diyor. Fitch ne demek istiyor onu sorayım önce. Bir de şimdi bu Trump ve Yankır uzlaştığına göre yarın öbür gün yani Avrupa bu İran konusunda da bir geri adım bekler miyiz Amerika'dan? Bunlara evet. Bakarak ne dersin? Şimdi Yankır'la Avrupa Birliği ile görüşme çok olumlu bana göre. Yani otomotiv hariç belki ama
Sonuçta orada yeni bir cephe açılmadığını gösteriyor bu. Yani Çin'in üzerine Amerika bir de Avrupa Birliği'ne bunu açmış olsaydı dünya ticaretinde hakikaten daha gözle görülür bir bozulma bekleyebilirdik. Burada Amerika ile Amerika'nın Çin'e sattığı ürün az ama Çin'in işte sattığı fazla belki ama Avrupa Birliği'ndeki rakamlar çok daha büyük Amerika'nın yaptığı ihracat açısından. Bu arada bir son dakika var. Çin demişken Çin'de şiddetli bir patlama meydana gelmiş. Ekranda görüyorsundur belki. Pekin'de Amerikan Büyükelçiliği'nin önünde. Enteresan bir haber. Acaba bu konuştuklarımızla bağlantılı mıdır bilemedim ki. Error olayı mıdır? Çin'de patlama diye veriyor. Görüyorum ama hani detayına bakacağız birazdan. Pekin'de ABD Büyükelçiliği'nin önünde bir patlamadan bahsediliyor ama hiçbir detay yok şu an. Geldikçe aktaracağız tabii böyle size de. Böyle durumlarda ben euro dolara bakarım. Çok ciddi bir hareketlilik yoksa 1.17-31'lerde herhalde seyrediyor. Yani bunun bakalım. İlişkileri bozacak veya buna benzer bir şey değil gibi görünüyor. Ama Amerikan Büyükelçiliği'nin olması enteresan değil mi? Enteresan tabii ki yani Çin'le arasındaki ama o kadar çok güç var ki sonuçta bunu hani Çin kendisi yani değil belki ama bazı çıkar grupları oluyor. Arayı bozmaya çalışan olabilir vesaire. Bu şeye dönersek yani Fitch'in konusuna Türkiye'nin tabii ki Avrupa Birliği'ni yana koyduk artık ama Amerika ile Çin'in arasındaki bozulma bir şekilde Amerika'nın bazı ürünlerini dışarıdan alma ihtiyacını ortaya koyacak. Yani nasıl ki Avrupa Birliği ile bu işten daha olumlu yararlanacağını düşünüyorsak çünkü Amerika Çin'le işi bozarken diğer taraflarla bozmadığını gördük. Avrupa ile bozmuyor. Demek ki bazı ülkelerle arasını özellikle mal alımı konusunda, hizmet alımı konusunda biraz daha arttıracaklar Çin'i azaltıyorsa. Şimdi bakıyorum görgü tanıkları şunu da söyleyeyim son dakikayı vereyim. Sosyal medyada Büyükelçilik önünde patlama olduğunu ve bölgeden büyük bir dumanın yükseldiği paylaşımını yapmış. Polis araçlarının da Pekin'in kuzeydoğusundaki binaya çevrildiği ifade ediliyor. Çin polisi olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Evet, ona bakalım tekrardan detay var mı? Bu kadar detayımız var. Bilgiler gelince ben tekrar okumaya devam edeceğim. Görüntüler bu arada yavaş yavaş geliyor ekrana. Onu da bir aktaralım. Tekrar edelim. Amerika'nın Pekin Büyükelçiliği'nin önünde bir patlama meydana geldi. Görgü tanıkları sosyal medyadan paylaştılar bu patlama olduğu ve bölgeden büyük bir dumanın yükseldiğine dair. Sizler de ekranda görüyorsunuz. Görgü tanıklarını çekip sosyal medyada yayınladıkları görüntüler bunlar. Herhangi bir açıklama henüz Çin polisinden yok. Sadece bilinen Pekin'de Amerikan Büyükelçiliği'nin önünde oluşan bir patlama. Tabii çok detay seçemiyoruz ama dumanın yükseldiğini görüyoruz. Tabii o bölgeyi de tanımıyorum ben. Ancak herhalde Büyükelçiliğin önü dediğine göre araç da görmüyorum açıkçası. Bir terör saldırısı mıdır ya da başka bir nedenden bir patlama mı oldu? Bunu zaten birkaç dakika sonra gelecek bilgilerle sizlere aktarabileceğim. Ama sizler de görüyorsunuz Amerikan Büyükelçiliği'nin önünde olan bir patlama. Görüntü çok sınırlı. Şu an herhangi bir Çin haber ajansından gelen bir haber görüntü de henüz yok. Bunlar ilk görüntüler, çekilen ilk görüntüler sosyal medyada. Çin polisinden bir açıklama bilmiyoruz. Gelmedi henüz ama bilinen en azından gördüğümüz, en azından gelen ilk bilgiler bize Pekin'deki Amerikan Büyükelçiliği'nin önünde bir patlama olduğu yönünde. Dumanlar yükseliyor. Bir araç gibi görünüyor. Ya gibi sanki. Üzerinde. Sanki yani ben araç var mı yok mu onu anlamaya çalışıyorum ama şu sanki dumanların altında bir araç varmış evet, gibi. Köprü üzerinde kenarda duran bir araç gibi görünüyor. Hani değil mi? Sanki bölgeyi de tanımıyorsun. Pekin'i bilmiyorum ben. Ya da Büyükelçiliği orayı bilmiyorum ama dediğin gibi bir köprü var orada o köprünün üzerinde. Bir araç patlaması gibi değil mi? Evet, evet. Ya araçta bomba var bilemiyoruz. Şimdi tabii spekülasyona girmesin. Tesadüf büyükelçilik ya da yanıyor araç. İkisinden biri ama patlama duyulmuş. Şiddetli patlama duyulmuş. Çin'de genelde böyle terör saldırısı görmeyiz. Ben ilk defa duydum. Yani öyle kolay bir iş değil. Değil mi? Çin... Yani mümkün
mi? Onu da bilmiyorum yani sonuçta. Bilemiyorum, hiç duymadım yani Çin'de böyle bir şey. Ben de hiç orada duymadım. Aşırı gruplar var mı bilmiyoruz. Melik Gider. Vardır tabii ki, olmaz mı ama. Çin'de de böyle terör saldırısı, Taner Bey'le konuşuyoruz hiç. Yani eğer terör saldırısıysa eğer tabii. Görmedik hiç ama şimdi ekrandan seçtiğimiz vallahi kadarıyla bir araç yanıyor orada. Bir köprü üzerinde öyle gördük Taner Bey'le. Ama bombalı bir araç mıdır? Araç mı yanıyor? Ya da araçta patlama mı oldu? Herhalde bunlar da LPG'li değildir diye düşünüyorum. Hani LPG patlaması değildir herhalde. Yani ama ilk izlenim o, ama Pekin'deki Amerikan Büyükelçinin önünde olması bir terör saldırısıysa eyvah eyvah. Yani değil mi Melik? Terör saldırısıysa hakikaten ilginç bir faza geçmiş olacağız. Çünkü Çin'de olmayan bir şey ve olması da zor. Çünkü çok hani güvenlikli bir ülke ve hani çok da bu terör örgütlerini oraya çekebilecek bir siyasi pozisyonu da yok. Hani diyelim ki işte DAEŞ'in tepkisini çekti, gitti orada eylem yaptı. Böyle bir durumu da yok Çin'in. Bu olsa eğer bir terör saldırısı çıksa bu bir provokasyon olur. Başka bir şey olmaz. Taner Bey'in söylediği şey yani hani bu dünya artık farklı bir yere doğru gidiyor ve hakikaten birbirlerinin önünü kesmek için işte bel altı vuruşlar da başladı ülkelerde. Ya olağan şüphelilerden biri yapmış olacak. Eğer bu bir terör saldırısıysa, ama hala ben ona çok ihtimal vermek istemiyorum. Ama çünkü bu arada yerde yatan yaralı ve ölülerin olduğu kadar pek görülmemiş bir şey. Ama bu arada yeni gelen görüntüler var ve o görüntülerde de yerde yaralı var olduğu söyleniyor. Bir bedenin de ceset torbasına konmaya çalıştığına dair yeni görüntüler var. Canlı bomba olma ihtimali de göz ardı edilmesin yani diyor. Amerika haber merkezinden gelen bilgi bana o şu an, ama bilemiyorum tabii. Şimdi bu hemen yani şu görüntü. Hayır şöyle, Amerika elçinin önünde olması zaten ciddi soru işareti. Yani siz Amerikan elçinin önünde dediğiniz anda ben zaten şöyle bir meme koydum. Bu bir terör saldırısı mı diye, ama eğer öyleyse hakikaten yeni bir durumla karşı karşıyayız. Yani daha önce işte Avrupa'da sıklıkla gördüğümüz, Amerika'da gördüğümüz, Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da gördüğümüz şey şimdi artık Asya'da da var ve şu mesaj veriliyor dünyaya birileri tarafından: hiçbiriniz güvende değilsiniz, her an her şey olabilir. Ya çok enteresan ama gerçekten, ne dersin eğer böyle bir, şimdi haber merkezinden kulağıma söylüyorlar, yeni görüntülerde yaralı olduğu da görülmüş. Canlı bomba ihtimalinde. Evet, canlı bomba ihtimali. Öyle bir şey varsa nasıl olur Çin'le Amerikan ilişkileri? Taner. Ben yani çok ihtimal vermemekle birlikte tabii ki bozulur. Öyle bir ihtimal bozulur olabilir diyorlar. Amerika. Ama yani terörle ticareti yani böyle anında yan yana getirmek çok doğru değil. İlişkiler zaten. Hayır, Trump bu kadar baskıcıyken hani manidarlığı açısından diyorum. Tabii bilmiyoruz şu an ama manidarlık hani şimdi olur, ama tabii şu anda bir ihtimal sadece, daha ihtimal. Bunun olup olmadığını bilmiyoruz ama Amerikan Büyükelçinin yakınında olduğunu anlayabiliyoruz ve bu sonuçta bir tesadüf de olamaz diye de bakılabilir bir taraftan. Çıkar gruplarının karşılıklı resleşmesi mi diyelim artık? Buna benzer bir şey gibi görünüyor. Yani bu Amerikan Büyükelçiliği yerine herhangi Pekin'de bir patlama olmuş olsaydı bu kadar tabii son dakika olacak bir durum var tabii. Patlama sonuçta ölü tamam ve yaralı var ama şey konusu var yani, büyükelçinin önünde olması ya da yakında olması meselesi bunun haber değerini arttırıyor zaten. Kesinlikle. Yani gerçi şimdi bunlar diğer görüntüler elimize ulaşan. Yani çok da seçemiyorum burada ama polis çevrelemiş görünüyor etrafı. Polis de şaşkın bu arada galiba gördüğümüz kadarıyla. Vatandaşlar da turist gibi çekiyorlar. Ama Büyükelçilik herhalde sağda mı kalıyor bilemedim. Şu an net seçemiyorum. Melik Yiğiter, siz Pekin'de bulundunuz mu? Yok, hayır, ben orayı yani Çin'i görmedim. Ha, yani görmedim, nadir bir iki ülkeden biri. Evet. Hayır, dolayısıyla hani o bölgeyi tanımıyorum ya şu an, Amerikan Büyükelçiliği Pekin'deki yeri şu an tam seçemiyoruz hangi bina olduğunu. Sadece görüntülerden koşan insanlar görünüyor. Bir duman gözüküyor. Az önce bir araç gibi yerde araç gördük biz Taner Bey'le burada. Onun yandığını gördük ama onu seçtik daha doğrusu. Hani görüntüler üzerinden konuşmaya çalışıyorum açıkçası. Ama hani daha detay var mı? Şimdi bant çekilmiş oraya. Yerde yatan biri var herhalde, değil mi? Yanlış mı görüyorum? Evet. Yerde yatan biri var.
Evet. Ama hani nasıl böldüğümüz, seçtiğimiz bu. Şimdi patlama anı mıdır acaba, bilemedim. Bu patlama sonrası herhalde bir koşuşturma var orada. Kaç kişiyi de görüyorum patlamanın olduğu bölgede ama bu arada haber merkezi, gelen yeni bir bilgi varsa bana da aktarırsanız sevineceğim. Ama bir son dakika olarak tekrardan verelim. Zaten süremizin de sonuna yavaş yavaş geliyormuşuz. Ben de buradan görmeye çalışacağım. Şimdi Çin'deki patlama Pekin'de Amerikan Büyükelçiliği'nin önünde gerçekleştiği ifade ediliyor. Biz görüntülerden yorumlamaya çalışıyoruz bu noktada. Ve gözlemlediğimizde şu an bir patlamanın olduğu. Biraz herhalde önümüzdeki dakikalarda daha da bilgiler geldikçe aktaracağız. Evet, bilgi geldikçe aktarmaya devam edeceğiz bu arada. En son yine kaldığın cümleden devam edebiliriz. Evet, tabii şimdi Türkiye'nin bulunduğu coğrafya hakikaten jeopolitik açısından hem avantajları var hem dezavantajları olan bir yer. Özellikle İran tarafında, Suriye tarafında ciddi böyle bir ticari partnerimiz veya potansiyel olacak bir ticari partnerin Amerika ile arası kötü. Sağ aşağı tarafımızda ciddi bir çatışmanın içerisindeyiz. Birliklerimiz Suriye'nin içerisinde. Çok zor bir coğrafyada bulunuyoruz ve bu dönemde bunu bir hani fırsatı henüz daha çeviremiyoruz. Özellikle o bölge aslında ciddi anlamda ürün satabileceğimiz, hizmet satabileceğimiz ülkeler olmakla birlikte. Umarım orada bir sulh ortaya çıkar ve Türkiye buraya daha fazla ihracat yapar. Evet. Çünkü Türkiye'nin daha fazla ihracat yapmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin cari açığı 60 milyar dolarlara doğru gidiyor. Her yıl siz bunun üzerine koyduğunuzda 10 yıl daha deseniz 600 milyar doları fonlamanız gerekecek. Evet. Ve bu ya dış borca dönüşecek veya işte daha fazla yabancılar sizden o varlık zaman, alacaklar. O zaman ihracat tarafının daha da yoğunlaşması için çalışmalar herhalde hızlandırılacaktır diye düşünüyorum ama özellikle bu ticari savaşları varken çok kolay olmayacak. Ama Fitch'in dediği gibi eğer büyümemize bir etkisi olursa, hani avantajlarından yararlanabilirsek, kendimize çevirebilirsek pozitif olacağı gibi duruyor açıkçası. Evet. Bu arada son kaç dakikan varsa, son 5. Bu arada CHP ve MHP'yi de, özür dilerim, İYİ Parti'yi de Melek Yiğitel sormak istiyorum. Onları konuşmadan kapatmayalım yayını. Şimdi imzalar tamam dedi muhalifler CHP'de. Topladılarsa getirsinler görelim diyen bir Kılıçdaroğlu, ikincisi Meral Akşener aday olmama konusunda kesin kararlı olduğunu söyledi. Çünkü onu aday göstereceğiz diyorlar dediler. İYİ Parti'den öyle açıklama var. Bunlardaki son durum ne Mekiten? Yani sondan başlarsak İYİ Parti ile Meral Hanım bundan sonra ikna edilse bile bu partinin dikiş tutması zor. Neden? Çünkü Sayın Akşener eğer kabul ederse, tekrar dönerse artık bir güven sorunu oluşmuş olacak. Pazar günden beri aday değilim diyen bir Meral Akşener ve dün Twitter üzerinden hiçbir şekilde kararımdan dönmem diyen bir Meral Akşener. Şimdi o kararınızdan döndüğünüz anda, döndüğünüz yerde seçmeni bulamayabilirsiniz. Dolayısıyla bir güven sorunu ortaya çıkar, bir güven krizi ortaya çıkar. Hele hele lider üzerinden bir güven sorunu ortaya çıkarsa zaten o partinin vay haline. O yüzden de İYİ Parti'de işler çok iyi gitmiyor. Öyle diyeyim, yani İYİ Parti'nin durumu iyi değil. Dönmezse ne olur? Dönmezse potansiyel iki lider adayı var. Biri Ümit Özdağ, diğeri Koray Aydın. Onlarla birlikte bu parti yürüyebilir mi? Yürümesi çok zor. Çünkü artık böyle özellikle seçimde umduğunu bulamayan bir İYİ Parti. Hem Cumhurbaşkanı seçiminde hem milletvekili seçiminde ve çok böyle bir tez üzerinden siyaset üretemeyen bir İYİ Parti, çok eklektik duran bir İYİ Parti, hala yönüne karar veremeyen bir İYİ Parti. Afyon'da da kavganın en büyük nedenlerinden biri de buydu. Biz biraz böyle MHP'nin gölgesinde çakma bir MHP gibi mi duracağız, merkeze mi kayacağız, projeksiyonumuz nedir sorusunu soran da oldu, kişisel tartışmalar yaşayan da. Ez cümle İYİ Parti'nin durumu iyiye gitmiyor. CHP'de durum tuhaf bir yere doğru gidiyor. Şimdi muhalifler diyor ki biz imzaları bulduk. Ama
Pazartesi saat 17'yi bekliyoruz. Pazartesi 17 yasal sürenin biteceği tarihtir. Eğer imzaları bulduysanız bu kadar süreyi niye bekliyorsunuz ki? Zaten hani 4. günde ben o imzaları buldum ya da 5. günde ben 630 imzayı buldum. Hadi olağanüstü kongreye dediğiniz anda hem siyaseten çok artistik bir vuruş yapmış olursunuz hem de Kılıçdaroğlu'nun o koltuğa oturmasını zorlaştırırsınız. Dersiniz ki ben 5 günde CHP delegesinin salt çoğunluğunu yakalayacak bir sayıya ulaştım. Dolayısıyla Kemal Bey yönetiminden rahatsızlık o kadar büyük ki 5 günde bu imzaları topladık demek var. 15 günü bekleyip pazartesi saat 17'de o imzaları vermek var. Demek ki o imzalar henüz bulunmuş değil. Ayrıca Sayın Kılıçdaroğlu'nun resti de imzaları bulamadıkları anlamına geliyor. Yani genel merkez orada niye duruyorlar, niye getirmiyorlar ki imzaları demesi de bu imzaları hala bulamadıkları anlamına geliyor. Pazartesi 17'ye kadar bulurlar mı? Şu ana kadar biraz artık zorlaştı gibi çünkü genel merkez pozisyonu avantajlı hale getirdi ve bütün kontrolü eline almış oldu 3 gündür. Yani delegeleri ikna konusunda çok ciddi bir performans sergiledi ve tak diye imza verilme işlemi kesildi. Şimdi evet. Muhalifler tekrar o delegeleri ikna edebilecek mi? Çok emin değilim ondan. Ama CHP'de durum bu. Eğer 630 imzayı bulursa muhalifler zaten otomatikmen Sayın Kılıçdaroğlu'nun o koltuktan kalkacağı anlamına geliyor. Çünkü ilk turda salt çoğunluk yeni başkanı seçmeye yetiyor. Velev ki olmadı. İkinci turda en çok yüksek oyu alan seçiliyor zaten. 630 imza demek, salt çoğunluk demek ve Kılıçdaroğlu'nun gideceği anlamına geliyor eğer imzaları bulurlarsa. Evet. Merakla bekliyoruz bakalım pazartesi günü. Süremizin sonuna gelmişiz. Bari çok farklı bir haberle bitirelim. Mars'ta su bulundu. Evet öyle yazıyordu. Vallahi öyle yazıyor. Mars'ın güney kutbunda buzulların 20 kilometre genişliğinde bir göl bulunduğunu duyurmuş. Kalıcı su kaynağı olabilirmiş. Çok enteresan, yer altında bulunmuş. Valla böyle haberler heyecanlandırıyor beni. Biz göremeyiz de Mars'a gidemeyiz de yani böyle haberler de heyecanlandırıyor. Melik Yiğiter, Mars'ta su bulundu. Günün en önemli haberi bence bu yani. Elon Musk'ın hayali gerçekleşiyor. Yok, olsun olsun yani gidecek başka yerler olsun. Bazen dünya çekilmez hale geliyor. Bu dünya dar geliyor bana da. Mars'ta su bulunmuş, bunu da aktarmış olalım. Melik Yiğiter, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yarın görüşmek üzere diyelim. Tanırız Arslan. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, bitiriyoruz analiz sentezi. Saat 10'da tekrar karşınızdayım.